Evet dostlar, Rabbimize ne kadar hamdü senada bulunsak, hakkını eda edemeyiz. Şu mübarek mabedin bir katını dahi olsa, elhamdülillah sizlerin duaları, himmetleri, gayretleriyle böyle kemale gelip içine girmeye bizi muvaffak kıldı. Devamında da bizleri muvaffak kılsın. Bu amaçla yapılan bütün hizmetleri muvaffak eylesin. Ehli himmetin himmetini yücelsin inşallah. Burası belki uzunca bir zamandır gönlümüzde, hayalimizde var olan bir yer idi. Değişik yerlerde düşünüldüyse de nasip Erzurum'unmuş. Öyle bir yer Erzurum'da elhamdülillah inşa edilmeye başlandı. Ve bu hale geldik. Görünen köy kılavuz istemez derler. Biz bu konuda çok fazla bir söz söylemeyi de uygun görmüyoruz. Zaten de pek beceren insanlar da değiliz. Biz Rabbimize yalvarıyoruz. Ona olan yakarışımızı sizinle paylaşıyoruz. Gönlümüze şöyle bir şey gelmesin ki, yani acaba bu sohbetler burada yapılmaya başlandı, bir şeyler mi bizden talep edecekler? Evet, sizden bir şey değil, sizden Allah'ın fazlı keremiyle bitmeyen taleplerimiz var. Çünkü bizi Rabbimiz birleştirmiş. Siz ancak kardeşsiniz buyurmuş. Öyleyse bizim bir üstümüzde hukukumuz var. Yani sade bir ekonomik bağlantı değil. Biz sizden dua talep ediyoruz, ilim talep ediyoruz, irfan talep ediyoruz. Bunları arzuluyoruz. Ama biz bunları öncelikle İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in fehvasına göre düşünüyoruz ve arzuluyoruz. İsteğimizin merceği, merkezi orası. Biz oradan istiyoruz. O dilerse müminlerin gönüllerini yönlendirir. Kalpler onun kudret parmakları arasındadır. Onun kudret parmakları arasında. O dilediğini işleyendir. Biz onun sonsuz rahmetine, merhametine güveniyoruz. Er-Rahmanir-Rahim diye dua ediyoruz. Sen Rahim ve Rahmansın. Bitmeyen bir fazl, kerem sahibisin. Eğer biz bu niyetimizde, bu hizmetimizde samimi isek ve buranın bitmesiyle müminler müstefid olacaksa, istifade edecekse, biz sana arz ediyoruz ya Rabbi. Yoksa böyle kalsın. Evet. Eğer onun ismi buradan yücelecekse, onun zikri buradan yayılacaksa,
onun razı olacağı insanlar burada yetişecekse, evet, burayı inanıyoruz ki o yapacaktır. Kâbesini İbrahim Halil ve oğlu Hazreti İsmail Zebih Aleyhissalatu Vesselam'a yaptırdı. Mescid-i Aksa'yı, Kudüs Şerif'i Hazreti Süleyman'a ve üç harfleri onun emrine vererek onlara yaptırdı. Eğer burası da Kabe'nin, Ravza'nın, Mescid-i Aksa'nın bir şubesi ise, hiç şüpheniz olmasın, bura bitecektir inşallah. Eğer öyleyse, bura ile oralar arasında kuvvetli bir rabıta varsa, bir bağ varsa, buradan orayı gösterebiliyorsak, oralara yönlendirebiliyorsak, Allah'ımızın Ademleri, İbrahimleri, İsmailleri, Süleymanları tükenmez. Bu yüzden diyoruz ki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi, bize sana karşı olan kulluğumuzda samimiyet lütfet. İsteklerimizi de yalnız senden isteyebilmeyi. Sana secdeye koyduğumuz yüzümüzün suyunu başkalarına dökmemeyi bize lütfeyle. Evet. İstediğimiz bu. Beklediğimiz bu. Onun dışında hepimiz faniyiz, bir talebimiz yok sizden. Erzurumlular bilirler. Aliül Haşi'i Hazretleri, Erzurumlular Hacı Haşıl Hazretleri diyebilirler. İsmini alet söylerler yani. Şive'de değişmiş, Hacı Haşıl olmuş. İsmi Aliül Haşi'idir. Yani Allah'tan çok korkan, Allah'a karşı huzur, huşu, erdem, fazilet, kemalat üzere olan şahsiyet anlamında haşi'i, takvalı, huşulu, huzurlu, edepli, Allah şefaatlerine nail kılsın. O zaman payitaht İstanbul, merkez İstanbul, yine öyle olsun inşallah. Sultan Abdülhamid Han cennet mekan, Erzurum valisi aracılığıyla bir bayram haçlığı gönderdiği rivayet edilir. Yüklü bir miktar Şeyh Efendi'ye hediye verilmesini, yardım edilmesini emreder. İhtiyaçlara kullanılsın. Dergahın, tekkenin ihtiyaçlarına kullanılsın. O zamanki tekke Murat Paşa mahallesinde ve bize dua edilsin. Osmanlı'nın efendim İslam üzere, ahlak üzere, huzur üzere devam etmesi için Aliül Haşi'ye Hazretleri dua buyursun diye vali ile hediye gönderirler.
Vali elçiye zaval olmaz, getirir takdim eder. Gönderilen hediyeleri altın hediyeler, keselerle Hazret bir o gönderilen hediyelere bakar ve bir nara atar. Bir aslan kükremesi gibi, onlar Allah'ın aslanlarıdırlar elhamdülillah. İşte Erzurum şivesiyle ola oğul biz kainatın sultanını bırakıp da Hemid'e bağlanamayız der. Abdülhamid için. Biz bütün bu alemin padişahını bırakıp Osmanlı padişahına bağlanamayız. Yani onun gönderdiğine meyletmeyiz. Biz ihtiyacımızı azim olan, kerim olan Rabbimizden bekleriz. Der ve elini sürmez. Evet. Cenab-ı Hak böyle bir izzetli hali cümlemize nasip eylesin. Müminleri kendisinden başkasından dilencilikten kurtarsın. Bu çok yaygınlaşmış. Adeta bunu Müslümanlar, özür diliyorum, sanat haline getirmişler. Dilenmeyi, Allah Resulü bir ölçü getiriyorlar aleyhissalatu vesselam. Bir günlük ekmeği olan dilenmesin buyuruyor. Bu fertler için bu hadis-i şerif. Yani mümin bir şahsiyet için. Ama biz bunu bütün hizmetlerimiz açısından düşünebiliriz. Çünkü Allah Resulü'nün ifadesi cihan şumuldur. Onun buyurduğu bir ifade hayatımızın tamamı için ölçü olabilir. Evet. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bu ayetin sırrını Cenab-ı Hak bize anlamayı lütfetsin. Amin. Arkadaşlar, insan, toplum eğer midesinin kulu olursa, himmeti midesi olursa, durum felaket olur. Hazreti Lokman oğluna öyle nasihat eder. Oğlum, yemek için yaşama. Yaşamak için ye. Yemek için yaşama. Yaşamak için ye. Evet. İnsan ihtiyaçlarının, alışkanlıklarının kulu olabilir. Allah muhafaza buyursun. İnsanın midesinde kimin lokması olursa onun düdüğünü çalmaya başlar. Adeta ona yağcılığını, affedersiniz, tenzih ederim sizleri, yavakalığını ibadet noktasına kadar vardırır.
Bu yüzden ayet-i kerimede iki şık birlikte zikredilmiştir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kime ibadet ediyorsanız ondan isteyin. Veya kimden istiyorsanız, tersten okursak, kimden istiyorsanız ona ibadet edin. Eysallahu bi abdin kafi buyurur Cenab-ı Hak. Bu mana ile bütünlük arz eder bu. İyyâke nesta'in buyururken Allah kuluna kafi değil midir diye de sorar adeta Mevlamız. Sana lütufta, keremde, rızıkta, ihsanda, ikramda sana Rabbin yetmiyor mu? Kafi gelmiyor mu sana Mevla? Öyleyse وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Ona karşı olan samimiyetinde, ihlasında, mehabbetinde, Allah ile olan ülfet ve ünsiyetinde, ona olan taatin, ibadetin, hizmetinde, araya hiçbir şeyi sokma. Hiçbir şeyi ortak tutma. وَلَا يُشْرِكْ. Sakın bu anlamda şirketleşme. Allah'a karşı bir şirket içinde veya biraz daha radikal bir manada şirk içinde olma. Nerede bu ibadeti? Ona karşı yaptığın ibadette, hizmette, taatte senin ibadet olmayan bir şeyin yok ki. Yani ibadet ruhuyla, duygusuyla yapmayacağın bir şey yok, olmamalı. Olmamalı. Kur'an-ı Kerim'in mevzuyu açtık, buraya geleceğiz. İmam Efendi burada bizi bekliyor. Bunları da müezzinden kabul edin. Kur'an-ı Kerim bir şeyi ifade etmek için, bir hakikati anlatmak için bazen çok ilginç misaller verir. Çok farklı örneklemeleri vardır Rabbimizin. Ancak dikkatli okunursa bunlar anlaşılabiliyor yani. Mesela Kur'an-ı Kerim arıdan bahsediyor. Arının bal vermesinden bahsediyor. Allah Resulü de mümini arıya benzetiyor. Bir hadis-i nebevilerinde mümin arı gibidir. Eşyanın, tabiatın temizine konar.
rızkını temiz şeylerden alır ve ürün verdiğinde de, size bir şey verdiğinde de onun en güzelini, en temizini verir. Bak, ve bu şifadır. Ayet-i Kerime'de balın şifa olduğuna dair garanti verir Cenab-ı Hak. Ama bugün bal satanların, balcılık yapanların balı bu ayetin muhtevasına girer mi, o ayrı, o tartışılır. Konu o değil. Televizyonda sürekli bal reklamları yapılıyor. Demeyin ha, hoca da balcılığa başlamış. Yok, derdimiz bal satmak değil. Bunu anlayabiliyoruz. Arı çiçeklere konuyor. Zarif, latif bitkilere konuyor. Efendim tertemiz. Ve onların özünü bize ikram ediyor, bize bal veriyor. Cenab-ı Hak bir başka misal verir. Yine hayvanlar aleminden. İneğin sütünü. Bunu misallendirir Mevlamız. İnek ve o cinsten olan diyelim, koyun, keçi, sığır, deve, bismillah olan, eti yenen, sütü sağılıp içilen, hayvanatı örnek gösterir Cenab-ı Hak. O hayvanların derdi midenizi bulandırmak değil, zihninizi kurcalamak, tefekküre sevk etmek sizi. O hayvanların kanlarının ve affedersiniz bu makamın kutsiyetinden özür dilerim, terslerinin, mayıslarının arasından hayvanatın kan ve mayıslarının arasından halis bir süt buyuruyor Cenab-ı Hak. Tertemiz. Lebenen halisen buyuruyor. Tertemiz. Hiçbir şey karışmamış. Ne kanın kırmızılığı zerresi, ne mayısın kokusu, hiçbir şey karışmamış. Halis bir süt size Allah-u Teala ikram ediyor. Niye bu örneği veriyor Cenab-ı Hak? Yani haşa, Cenab-ı Hak besicilik yapmak, mandıracılık yapmak, sütçülük yapmak için mi? Haşa. Adeta ayet bize lisan-ı haliyle şöyle buyuruyor ki, yaşadığımız dünya böyle bir dünyadır. Kan ve irin doludur. İsmi ile müsemma dünya denidir. Mayıs'a benzer bu yönüyle. Pistir. Dünya cihfeder Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya leş gibidir buyurun alemlerin efendisi. İşte böyle bir dünyada kanın, gözyaşının, fitnenin, irinin, her türlü mayısın arasından
O süt misali Cenab-ı Hak sizden halis kulluk ister. Bunun için bu örneği veriyor. Olmaz diye düşünmeyin yani. Örnek gösteriyor. Olabiliyor demek ki. Demek ki olabiliyor. Arının balı gibi olabildiği gibi bu peygamberlerin halidir adeta. Peygamberler böyledir. Ezelden temizdirler. Kana, irine, mayısa bulaşmamışlardır. Ama bizler, özür dilerim, o ineklerin hali gibiyiz. Allah bizden temiz süt istiyor. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَ Hiçbir şeyin özüne karışmadığı, özüne tesir etmediği bir ibadet istiyor, bir kulluk istiyor. Evet. Kendisini birlememizi istiyor. رَبِّهِ اَحَدَى Bir olan Rabbiniz için. Arkadaşlar, nebevi mücadele, peygamberlerin yeryüzünde yaptıkları mücadele veya Kur'an'ın mesajı, yalnız mevzuları dikkatli dinleyin Allah için. Tükürükle balgam, turbüle şalgama dönmesin. Ben geleni söylüyorum. Bazı şeyler bizim de irademizi aşabiliyor, elimizde değil. Yani tutayım desek de bazen olmuyor. Tutulmuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ve onun muallimi olan Enbiya-i Zişan Hazaratı'nın aleyhissalatü vesselam mücadeleleri Allah'ın varlığı ve yokluğu hakkında değildir. Allah vardır diye bir mücadele yok. Bu akılsızlık olur. Allah vardır zaten. Bu mücadelesini vermemişler. Tevhid mücadelesi nedir öyleyse? Tevhid Allah'ın varlığını ispat mı? Hayır. Birliğini ispattır. Tevhid mücadelesi Allah'ın birliğini ispat içindir. Dikkat ederseniz Sultan Enbiya aleyhissalatu vesselam pagan kültürünün içinde doğmuştur. Onun hane-i saadetine doğduğu eve 50-100 metre mesafede Kabe-i Muazzama en az 300 tane kendilerine ilah dedikleri putlar var. Ta ki Mekke fethedilinceye kadar bunlar var. Öyle mi? Peygamber böyle bir atmosferde dünyaya geliyor.
Ve bu insanlar bakın Allah'ın varlığını tartışmıyorlar müşrikler. Allah'ın varlığına zaten inanıyorlar. Bir mi değil mi münakaşa bunun üzerine? İşte tevhid mücadelesi budur. Peygamber bunun mücadelesini veriyor. Kur'an bunu öne çıkarıyor sürekli. Allah'ı birlemeyi. Niye? Geçmiş kültürden de böyle bir şey bize intikal etmiş. Teslis inancı. Hristiyanlıkta. Teslis inancının temeli ne? Baba, oğul, Ruhul Kudüs. İsa'nın dini böyle bir evrilme yaşıyor. Batılılar ...13 rakamını uğursuz sayarlar. Yani bid'atler sadece İslam'ın içinde Müslümanlarda değil yani... ...Hristiyanlarda bizden daha çok bid'at kurallar var. Batılılar 13 rakamını uğursuz sayarlar. Niye bilir misiniz? 13 rakamı niye uğursuzdur? Bir üçün önüne geldiği için. 13 rakamı iki harflidir. İki rakamlıdır. Bir ve üç rakamı. Bunun bileşkesi 13'ü oluşturur. Tevhid teslisin önüne geçtiği için 13'ü uğursuz sayarlar. Bu bir mantık. Bir üçün önüne geçti. Dolayısıyla İslam'ın mantığı, İslam'ın felsefesi Hristiyan felsefesini bastırdı diye o rakamı uğursuz kabul etmişlerdir. Mücadele Allah'ı birleme mücadelesidir. Kur'an bunun üstünde çok durur. Darun Nedve'de peygambere teklif edilen bu değil miydi? Çoğulcu anlayış. Bir yıl senin Rabbine, bir yıl bizim Rablerimize ibadet edelim. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki onlara başlarına vura vura. Ey kafirler. Ey akılsızlar. Ey düşünemeyenler. Ey gözleri olup göremeyenler. Ey bütün hakikatleri örtmeye çalışanlar, kafirin bir anlamı da bu, örten. Çiftçiye kafir der Araplar. Ey örtücüler! Evet. La a'budu ma ta'budun. Şimdi burada böyle bir siyaset yapmayalım. Birbirimizi kandırmayalım. Her iki taraf da iyi biliyoruz ki siz benim Rabbime ibadet ediciler değilsiniz. Etmeyeceksiniz. Ben de sizin Rablerinize ibadet etmem. Ben de sizin yöneldiğiniz şeylere yönelmem.
nihayet olarak lekum dinukum veliyedin. Öyleyse gelin şimdi medeni bir şekilde ayrılalım, birbirimizi incitmeyelim. Sizinki size, sizin bildikleriniz, sizin kendilerine Rab dedikleriniz, oyuncaklarınız size, benim dinim bana. Bu o dönem için belirlenmiş bir hüküm, sonsuza kadar cari olan bir hüküm değil. O gün güç yok, iktidar yok, kuvvet yok. Evet. Nezaketen ortayı bulmak gerekiyor. Cenab-ı Hak bunu tavsiye buyuruyor Efendimiz'e. Sizinki size, benimki bana de ayrıl buyuruyor oradan. Evet. Burada da neyi görüyoruz? Evet, tevhid vaaz ediliyor ama neye karşı? Çokluğa karşı birlik anlayışı. Bugün de müminlerin bu tevhid mücadelesine ciddi ihtiyacı var. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ İstek için nerelere yönleniyorsak, o yönlendiğimiz yerlerin ahlakıyla, kültürüyle, efendim, inancıyla, politikasıyla hemhal oluyoruz. Bu da bizdeki tevhid anlayışını bozuyor. Bu yüzden Cenab-ı Hak süt örneğini veriyor. Yani bazen şartların gereği böyle uygunsuz yerlerde bulunsanız da kan ve necasetin arasından Rabbiniz size tertemiz bir süt ikram ettiği gibi siz de Rabbinize halis bir kulluk, bir tevhid, bir iman sergileyebilirsiniz. Evet. İşte o zaman böyle bir imanla, böyle bir anlayışla, idrakla Cenab-ı Hak müthiş bir plaket veriyor bize o zaman. Ödül veriyor. Hani Hazreti İbrahim için buyuruyor ya, اتخذ الله إبراهيم خليلا. Allah İbrahim'i kendisine dost ittihaz etti buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani İbrahim'e öyle bir şeref verdi ki Allah-u Teala, öyle bir kutsiyet ona bahşetti ki, öyle bir nişan verdi ki, öyle bir plaket verdi ki hiçbir şeyle ölçülemez. Onu kendisine dost etti. İbrahim'i dost etti. Peki bu sırf İbrahim'e mi mahsus? Evet, özellikle İbrahim'e mahsus bir hususiyet var ama güzeller göçüp gider dostlar. Ama güzellikler bakidir. İbrahim göçmüştür. Rabbim şefaatine nail eylesin. Ama dostluk devam ediyor. Dostluk İbrahim'le gitmemiştir. Anlatabiliyor muyum? Hakka dost olmak
Halil gitmiş ama haliliyet devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir gitmiş ama sıdk, sadakat devam ediyor. Salihler gitmiş ama salahiyet devam ediyor. Öyleyse biz de Cenab-ı Hakk'ın bu dostluğunu kazanıp Rabbimizden plaket alabiliriz. O halis sütü sunduğumuzda, onu oluşturduğumuzda Allahu veliyyüllezine amenû. Allah müminleri kendisine dost seçmiştir buyuruyor. Demek ki sırf İbrahim'e mahsus değilmiş. İbrahim dost olduğu gibi müminlerden de Cenab-ı Hak dostlar seçebiliyor. Müminlerden de seçiyor. İşte o seçtiklerinin özelliği bu. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Onlar onu birliyorlar. Her şeyin üzerinde birliyorlar. Sadece Allah'ın varlığına inanmakla kalmıyorlar. Dedik ya, küfür dediğimiz şey Allah vardır, yoktur. Bunun imanı inkarı değil. Allah'tan başka ilahlar var olup olmadığı üstündedir. Kainat bununla çalkalanmıştır. Sıkıntı, Allah'ın yetkilerini başkalarıyla paylaşmaktır. Tevhid bunun mücadelesidir. Allah'a ait olan yetkileri, özellikleri Allah'tan gayrısı için düşünebilmek, şirk budur. Rabbim bizleri gizlisinden de, açığından da muhafaza eylesin. Nereden geldik buralara? Şu mübarek mabedin inşasından, yapılmasından tekrar ona sonsuz hamdü senalar olsun. Hani Nasreddin Hoca'nın bir fıkrası var ya, 99'u veren Allah 100'ü de verir demiş. Bunu lütfetmiş. İçindeyiz. Onu zikrediyoruz. Elhamdülillah. O bize müjde vermiş ki la taknetu min rahmetillah. Sakın Allah'a karşı ümidinizi yitirmeyin. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Rabıtanızı kesmeyin Allah ile. Amenna ve saddakna. Ya Rabbi ümidimiz sensin. Umudumuz sanadır ya Rabbi. İsteğimiz de sendendir ya Rabbi. Evet. İbrahim'in dostluğu misali. O Mısır'dan yardım almak için gitti. Hazreti İbrahim Mısır kralından dostu idi onun. Yardım almaya gitti. Buğday alacak, arpa alacak, vesaire erzak yani, zahire alacak. Onda var ümidiyle gitti.
kıtlık oluşmuş. Gitti ki orada da yok. Kıtlık oraya da ulaşmış. Onların da imkanı yok. Özür diledi Mısır kralı. Sana mahcubum derdi. Buraya kadar zahmet ettin. Geldin ama sana verecek bir şeyim yok. Hazreti İbrahim geri dönmek zorunda kaldı. Mahzun bir şekilde. Çölde gelirken düşündü. Adamlarına dedi ki durun şehre böyle boş girmeyelim. Dost var, düşman var. Nemrud'un taraftarları bizi görürse derler ki bak İbrahim'in güvendiği dağlara kar yağdı. Mısır'dan da kovuldu. Artık dostları da ona yardım etmiyor. Rabbi İbrahim'e yardım etmiyor derler. Bu da inanan insanların imanı üstünde bir etki yapabilir. Onları zaafa uğratır, şüpheye düşürebilir. Bir siyaset yapalım. Gelin çuvalları şuradan kum dolduralım. Boş görünmesin develerin üstü. Adamlar çuvalları kum doldururlar. Denk yaparlar develere. Buğday arpa varmış gibi. Şehre girerler ki develer yüklü. Üzerlerinde müthiş zahire var. Gören öyle zannediyor. Neyse İbrahim'in avlusuna gelirler, evinin avlusuna yükler indirilir. Ama Hazreti İbrahim henüz daha gelmeden Hazreti Sara annemiz denkleri boşaltmaya başlar. Çuvalları indirir, ağızlarını açar, döktürür. Döker buğday, döker buğday, inen çuval buğday. Kumları çuvallara dolduran adamlar döküyor, onlar da şaşırır. Onlar doldurmuşlar kumu. Bakarlar ki buğday, ya bunlar nereden diye onlar sorarlar bu sefer. Şaşkınlıklarını gizleyemezler. Yani biz kum doldurmuştuk, şimdi buğday, bunlar nereden derler? Hazreti Sara der ki İbrahim'in dostundan, Mısır'dan dostundan aldı ya, İbrahim'in dostundan bunlar, o gönderdi. Evet, bu hadise üzerine Cenab-ı Hak İbrahim'e haliliyet lütfeder. İbrahim dost olur. Teslimiyeti onu dostluğa taşır. Samimiyeti onu dostluğa taşır. Evet. Ya Rabbi, bizim bunda şekkimiz, şüphemiz yok. İbrahim senin peygamberin olduğu gibi senin dostundur. Biz İbrahim'e iman ediyoruz. İbrahim'i seviyoruz. Sen bize milleti İbrahim diye buyuruyorsun. Bizi İbrahim'in milletinden kılmışsın. Onun dostluğunu bize de lütfeyle ya Rabbi. Evet. Onun buğdaya ihtiyacı vardı. Kullarını buğday yaptın. Bu ümmetin ihtiyacı neye ise ya Rabbi? Bu hizmet için neye ihtiyaç varsa ya Rabbi? İbrahim'in hürmetine senden istiyoruz ya Rabbi. Biz de diyelim ki İbrahim'in dostu gönderdi. Evet. Bizim dostumuz Hakk'ın dostu İmam Efendi, Cenab-ı Hak şefiatın kılsın. O da bize bir ayet-i kerimeyi hatırlatıyor. Dostluğun gereğini söylüyor aslında. Bismillah ve huve ma'kum eyne ma kuntum.
Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Evet. Bu mevzunun üzerine bu cevap adeta bir müjde. Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ya Rabbi, bize bunu anlamayı nasip eyle. Senin bizimle olduğundan şüphemiz yok ya Rabbi. Bize de sürekli seninle olmayı lütfeyle. Bununla huzur bulmayı lütfeyle. Evet. Sure-i Ahzab'da şöyle buyurulur. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır. O müminler ki onların içinde Allah'a verdikleri sözde duranlar, o samimiyeti bozmayanlar, böyle niceleri vardır. İşte onlardan kimi adadığını ödedi. Allah'a verdiği sözü yerine getirdi. Her ne adamışsa Allah için. Kimi de bunu bekliyor. Fırsat bekliyor, imkan bekliyor. Allah'a verdiği ahdi, sözü, adayı yerine getirmek için bir sebep bekliyor. Onlar hiçbir surette ahitlerini değiştirmediler. Şartlar ne olursa olsun onlar Allah'tan ayrılmadılar. Allah'ı terk etmediler. Evet. Cenab-ı Hak mevti iradi ile olan, mevti iradi ile ölüp vaid ve ahitlerinde sıdkları tahakkuk edenlere, yani ecelleri gelip Allah'ın iradesiyle ruhlarını teslim edip verdikleri sözde samimiyetlerini ispat edenlere rical buyuruyor. Erkek diye onları tesmiye ediyor Cenab-ı Hak. Erkek diye isimlendiriyor. Ricalullah, Allah adamları onlar. Allah erleri. Sohbet İstanbul'da da yapılmıştı. Şimdi burada demek tekrardan binaen Cenab-ı Hak yeniden lütfetti. Evet. Ölmezden evvel ölmek üzere lazım gelen esbaba teşebbüs ve yola duhul etmiş olanları, ölmeden önce ölmek diye bir şey varmış. Dünyada yaşarken Allah'ın rızasının dışında, Allah'ın emrinin dışında her şeye karşı ölü gibi yaşamak. Bütün şerlere, şehvetlere, şeytaniyetlere karşı hissiz, duygusuz, duyarsız bir şekilde yaşamak. Ölmeden evvel ölmek. Mutu kable en temut. Ölmeden önce ölünüz buyurur Cenab-ı Peygamber. Aleyhissalatü vesselam. Ölmeden önce ölünüz. Yani şu arzusu, isteği bitmeyen şehvetinizi, nefsinizi öldürünüz. Ondan kurtulunuz. İşte bu yola girmiş olanlar, ölmeden önce ölebilmenin yoluna girmiş olanları, yani bu yolda olanları ricalden addediyor Cenab-ı Hak.
kendi ehlinden kabul ediliyor. Biraz önce geçti ya, plaket veriyor onlara. Onlara nişan veriyor. Evet. Dostluk nişanı veriyor. İşte bu tebşir-i azim-i ilahi, bu muazzam, bu ilahi müjde ehli tarikin ulûv-i menziletine, dervişlerin, sufilerin, hak yolunda mücadele edenlerin yüceliğine, kerametine, kemalatına, kadir ve şerefine kafi olup, onların Allah yanındaki değerlerinin bilinmesine kafi olup, başka hiçbir şey aramaya lüzum bırakmıyor. İnsanlar merak ediyor. Bu derviş dedikleri insanlar, sufi dedikleri insanlar, bu ehli tarik insanlar ne yapıyorlar? Bunlar ne yaparlar? Bunların bir 24 saatlerini görsek, 24 saat bunlarla beraber olsak, neler yaptıklarını görsek, sonra konuşsak, zaman zaman nakledilir. Nakşibendi yolunun sultanı olan, büyüğü olan Muhammed Vahaüddin Uveysiyül Bukhari Hazretleri, Şah-ı Nakşibend diye bilinen, Nakşibendilerin Şah-ı Sultanı, ayağının tozu gözümüze sürme olsun. Mutezile alimleri onun yanına geliyorlar. Tarihte bugün bizim bildiğimiz bu dört mezhebin dışında çok farklı anlayışlar vardı, mezhepler vardı. Bugün de bunların devamı var da isimleri yok. Ama bu anlayışları sürdürmeye çalışanlar el-an Müslümanların içinde yer. Allah şerlerinden emin eylesin. Bu Mutezile'nin meşhur görüşlerinden birisi de Cenab-ı Hakk'ın cemalinin ru'yeti hakkındadır. Mutezile Allah'ın cemalinin görülemeyeceğine inanır. Dünyada da, ukbada da, ahirette de Allah görülmeyecektir. İnançları böyledir. Bunlar Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin meclisine gelirler. Bu konuyu tartışmak için. Allah görülecek mi, görülmeyecek mi? Hazret bunlara buyurur ki, 3 gün bir boy abdesti alın, güzel bir gusledin, tevbe edin. 3 gün hiçbir meseleye karışmaksızın, itirazda bulunmaksızın, 3 gün bizim meclisimizde bulunun, sohbetimizde bulunun. 3 gün sonra ne diyorsanız tamam onu tartışalım. Ama 3 gün sonra. Bunlar düşünürler, tamam der. Bir gusül abdesti alırlar, tevbe ederler. 3 gün sohbette otururlar, bulunurlar. 3 gün nihayetinde Hazret bunlara sorar. Gelin bakalım. Neydi sizin müşkülünüz? Ru'yetullah derler. Allah'ın cemali görülecek mi, görülmeyecek mi? Müşkülümüz bu idi. Ne diyorsunuz şimdi? Geldiğinizdeki fikriniz bu idi. Bunu tartışacaktınız. Şimdi ne diyorsunuz? Aman bize izin ver.
biz gidelim. Ya nereye gidiyorsunuz? Biz desek ki Allah görülmeyecektir. Önceden böyle diyorduk. Bu yalan olur. Buna artık biz de inanmıyoruz. Desek ki biz Allah'ı gördük. Bundan da korkuyoruz. Bize müsaade et, biz gidelim. Evet. Sufilerin hali bu. Allah bizi bu hal ile, bu kemal ile kemallendirsin, kemallendirsin. Kendi katında Sufi diye yazdıklarının zümresine bizi dahil eylesin. O irfan mektebine bizi kaydeylesin inşallah. Bu konuya Cenab-ı Hak nasip eder, fırsat ruhsat verirse haftaya devam ederiz inşallah. Bugünkü vaktinizden bu kadar kalmış olalım. Diğer yapacağımız vazifelerimize de zaman kalmış olsun. Allah Resulü az ve devamlı olan makbuldür buyurmuşlar. Bu anlamda bir hukukumuza riayet etmiş olalım. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbi ce'alni mukime salate min zürriyeti Rabbena tekabbel du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.